basın emekçisi arkadaşlarım. Neredeyse her etkinlik öncesinde kurumumuzu, kurumlarımızı ziyaret eden, kimi zaman bazı olaylarda sendikamızın arabulucu olmasını isteyen, konjöktürel siyasal hassasiyetlerden dolayı saat gözetmeksizin telefonla ya da evlerimize kadar ziyaretlere gelen kolluk tarafından bilgilendirilirken 3 gündür bekliyoruz. Ama her ne hikmetse ne sayın vali ne de herhangi bir kolluk yetkilisi bizleri arayıp ne bir geçmiş olsun ne de şunları yapıyoruz diye bir bilgi vermiyor. Suskunluk, sessizlik hali yaşanıyor. Ne var basın bülteninde? Bir sürü mış, bir sürü miş. Sayın vali, hiç mışlara, mişlere gerek yok. Sevgili Hrant da mışlarla, mişlerle katledildi. Bizden hatırlatması, cebinde 19 hap varmış. İş yeri oradaymış. Silahı arkadaşına veriyormuş. 20 suça karışmış. Silah kırmadan bozmaymış. 4 fişek üzerinde varmış. Falanmış, filanmış. Biz tüm Malatya kamuoyuna buradan sesleniyoruz. Bu olayı soruşturacak tek makam var. O da Cumhuriyet Savcılarıdır. Onlar adına hiçbir yetkilinin bu saldırıya adli olay deme hakkı yoktur. Olamazdır. Biz bu olayın tüm detaylarıyla soruşturulmasını, her yönünün ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Yoksa ilimizde yaşanacak olayların Malatya insanının vicdanında yaratacağı olumsuzluklar bizleri yönetenleri kaygılandırmalıdır. Bu arada kişiye ve kişilere müdahale eden kolluk güçlerini de gördük. Çekim yapılmasını engelleyenleri de gördük. Onlara hadi gidin diyenleri de gördük. Görevini yapan kolluk kuvvetlerini de gördük. Umursamazlık içinde olan kolluk güçlerini de gördük. Sadece biz değil, tüm Türkiye kamuoyu bunları izledi. Önerim, sayın vali de birçok ajanstan görüntüleri alıp izlesin. Ve kendisine şunu soruyorum. Yoldan geçerken sayın vali, birisi sırtından silahını çekse sayın vali ne hisseder? Biraz empati yapsın, biraz kendisini bizim yerimize koysun. Bu anlamda biz eğitim sen olarak, konfederasyonumuza bağlı sendikalar olarak ve buradaki kurum başkanları olarak şimdi Cumhuriyet Savcılığına gidiyoruz. Suç duyurusunda bulunacağız ve bu olayın takipçisi olacağız. Tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Sizlerin aracılığıyla da bunu hem Malatya kamuoyuyla hem Türkiye kamuoyuyla paylaşıyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar.